Merhaba dostlar. Tekrar karşınızdayım. Biliyorum bu dersimi çok merakla bekliyorsunuz arkadaşlar. Yeni nesil soru tipleriyle karşınızdayım. Geçen dersimizde sizinle birinci dereceden iki bilinmeyeni denklemleri de görmüştük. Şimdi ise genel anlamda birinci dereceden denklemlerle ilgili karşınıza çıkabilecek yeni nesil soru tiplerini beraber yorumlayalım. Evet birinci sorumuz şu. Bize arkadaşlar bir tane dörtgen vermiş. Bu dörtgenin içindeki sayıyı diyor ki bize 2 ile, ile çarp 1 eksiğini al, 2 ile çarp, 3 ekle. Bu şekilde bir tanım veriyor. Yeni nesil soruların genelde tarifi arkadaşlar veriliyor bize ne yapacağımızı bize daha önceden söylüyorlar. Dolayısıyla biz sadece verilen yönergeleri yerine getirsek, işleme döksek olay bitiyor. Peki hemen başlıyorum. Şuraya bakınız. 2 dışarıda ve 5 eksi x'in bakın 2'yi ayrı tutuyorum. İçindeki ifadenin 1 eksiğini al 2 ile çarp 3 ile topla. İçindeki ifade bakın 5 eksi x ya 5 eksi x'in 1 eksiğini al 2 ile çarp 3 ekle diyor. Tamam süper. Buraya bakalım. 2 çarpı. Bunun bir eksiğini al. X artı 4 eksi 1 ve artı 3. Eşittir ne olmalı kardeşim? 51 olmalı. Elimizde süper bir denklem oluştu. Hemen onu daha da güzelleştirelim. Bakın içeride bir değişik işlem yapalım. 5 eksi 1 4. 4 eksi x oldu arkadaşlar. Artı burada bir işlem yapalım. X artı 3 artı 3 kaldı eşittir 51. Süper. Bir adım daha götürelim isterseniz. 2 çarpı 4 8 eksi. Tamamen 4 işlem yapıyorum değerli dostlar. Ekstra bir işimiz yok. İşlem hatası yapmamaya gayret edeceğiz. Ve sonucu birlikte göreceğiz. Şu ana kadar düzgün işlemler yaptığımızı düşünüyoruz. 8 3 daha 11 eksi 2 x. Burası 2x artı 9 eşit 51. Arkadaşlar uzattığıma bakmayın. Soru basit ama işlem hatası yapmamanız için uzatıyorum şu anda. 22 bakın dağılma özelliği yapıyorum. Eksi 4x artı 2x artı 9 eşit 51. Anlaşılıyor değil mi? 22 ile 9'u topladık bize 31'i verdi. Eksi 4x ile 2x'i de topladık. Eksi 2x oldu arkadaşlarım. Bakın şu 31'i diğer tarafa gönder. 51 eksi 31 oldu. Ve bakınız eksi 2x eşittir 20. X'imiz ne çıktı arkadaşlar? Eksi 10. Bu soruyu iyi çözmeniz için bir. birinci madde şu. Soruyu anlayacağız. İkinci madde şu. işlem hatası yapmayacağız. Ve doğru cevabımız eksi 10 olur. Gelelim yine şekilli bir soruya arkadaşlar. Bazı çokgenleri vermiş. Gerçi bu şekli biraz garip çizdim. İdare edin arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun. Şimdi bir altıgen içinde x varsa diyor. X'in yarısının iki fazlasını al diyor. Süper. Eğer bir dörtgen varsa diyor. X'in diyor bu sefer iki fazlasının yarısını al. Bu şekilde tanımlanmış bir soru arkadaşlar. Peki şöyle farklı bir kalem alıyorum. Arkadaşlarım Çözümü şurada yapmak istiyorum. Bakınız ne oluyor? 10 sayısı neyin içinde? Bir düzgün altıgenin içinde. Süper. O halde gel yarısının 2 fazlasını al. Bakın yarısının 2 fazlasını aldım. Öyle değil mi? Artı. Süper. Peki şuraya bakalım. 2 x artı 8 neyin içinde? Yine bunun içinde değil mi? Diyor ki bunun yarısını al 2 ekle. Arkadaşlar ben yarısını şurada alsam. Bakın ne oluyor? 2x artı 8'in yarısı. x artı 4 olmaz mı? Olur değil mi? Onun iki fazlasını al diyor. Yani aslında bize denilen şey şu. x artı 6'yı yaz diyor. Tabi yetmiyor değil mi? Bir de neyin içinde? Dikkat edin. Bir Dikdörtgenin içinde. Peki dikdörtgen içindeki ifade nasıl tanımlanmıştı? Mevcut içindeki sayının. Bakınız içindeki sayının. 2 fazlasının yarısını al diyor. Dikkat edin. Bu şekilde eşitliğin sol tarafını yaptık. Gelelim sağ tarafına arkadaşlar. Hemen eşitliği şurada başlatıyorum. Birazdan buraya dönüş yapacağım. Dikdörtgen içinde bir ifade var. Bakınız 4x değil mi? Bize denilen şey ne? Dikdörtgenin içinde sayı varsa 2 fazlasını al sonra yarısını al. Hemen alalım arkadaşlar. Şurada onu, onu yapalım. Bakınız hemen 4x'in 2 fazlasının yarısını aldım. Ne kaldı? 2x artı 1 değil mi? Süper. 2x artı 1 neyin içinde kaldı arkadaşlar? Onu şurada yazalım. 2x artı 1 neyin içinde kaldı şimdi? Çokgenin içinde kaldı. Peki çokgenin içinde ne yapıyorduk? X sayısının yarısının iki fazlası. Yani sizin bunun yarısını alıp arkadaşlar 2 fazlasını almanız lazım. İşte bu. Bu denklemi çözmeye gayret edelim şimdi arkadaşlar. Başlıyoruz. Burası kaç oldu? 7. Burası kaç oldu biliyor musunuz? 6 2 daha 8. Şurayı düzenliyorum ya da öyle kalsın isterseniz. Şimdi şöyle yapalım. Bu arası burası artıydı bu arada. 2'yi buraya alalım. Şunu şuraya alalım arkadaşlar. Şöyle bir okus pokus yapınız. 7 2. 2x artı 1 bölü 2. Eksi x artı 8 bölü 2. Burası 5 oldu arkadaşlar. Bu payda aynı olduğu için pay kısmında düzgün bir çıkarma işlemi yaparsanız yani eksiği hepsine dağıtırsanız şöyle muhteşem bir şey çıkar. Bir adım daha götürelim isterseniz arkadaşlar. Bakın 2x'ten 1x çıkarsa kaç kaldı? 1x. 1 8 ne? Eksi 7. Gelin okus pokus yapın. Bu anı seviyorsunuz değil mi? 10 eşittir. x 7 ve final kısmında 17'yi bulduk arkadaşlar. Dediğim gibi soruyu burada anlamanız lazım. Burada işlem hatası yapmamanız gerekiyor. Bu tarz sorular arkadaşlar karşınıza gelecektir. Peki gelelim bu İdris kardeşimize. Balıkçı İdris tutmuş olduğu balıkların taşınması için Dursun ve Temel'den yardım istemiş. Muhtemelen Karadeniz bölgemizde geçen bir olaydır bu arkadaşlar. Dursun ve temel olduğu için öyle tahmin ediyoruz. Peki, peki. Ne olmuş? Dursun 4 temel 5 sefer yaptığında 105 kilogram balık taşıyor. Ha. Dursun 6 temel 7 sefer yaparsa 153 kilogram balık taşıyor. Arkadaşlar hiç canımızı sıkmadan verilenleri sadece işleme dökeceğiz işlem hatası yapmadan sonuca beraber ulaşacağız. Şimdi Dursun'un Dursun'un arkadaşlar taşıdığı balığın kilogramı x olsun. x kilogram. Dursun'un taşıdığı x kilogram olsun. Temel'in arkadaşlar taşıdığı y kilogram olsun. Olur değil mi? İsterseniz ab yazın. Hiç önemli değil. Peki bir hesap yapalım. 4 tane x dursun 4 kilo taşırsa 4 sefer yaparsa her seferde x kilo taşırsa 4 x artı temel her seferinde y kilo e, 5 sefer yaparsa bu toplam ne kadar tuttu arkadaşlar 105 kilo tuttu. Birinci denklem umarım anlaşılmıştır. İkinci denklemde ona benzer bir şey dursun her seferinde x kilogram taşır, taşıyor olsun. 6 sefer yaparsa 6x e temel 7 sefer yaparsa bu sefer bunlar ölçüyorlar, biçiyorlar, tartıyorlar 153 kilogram kalıyor. Dursun ve temel her seferinde eşit miktarda balık taşıyor. Tamam orayı yaptık zaten. Buna göre Dursun'un bir seferde taşıdığı balık miktarı temelin bir seferde taşıyabildiği balık miktarından kaç fazla? Bize sorulan şey ne biliyor musunuz? x eksi y. O zaman ben x'i de y'i de bulup ne yapacağım? Çıkaracağım. Şimdi bazı soru tiplerinde x ve y'yi uzun uzun bulmadan örneğin belli bir işlem yaparak x y, x eksi y'ye ulaşıyorsunuz ama burada arkadaşlar o işlem olmuyor. Ee, biz mecburen ya x'i ya y y'i yok edeceğiz. Birini bulup diğerini de yerine yazacağız. Bu noktadan sonrasını biliyorsunuz. Biz dünkü dersimizde bunlarla ilgili sorular çözmüştük. Geçen dersimizde. Peki Acaba x'i mi yok etsem, y'i mi yok etsem? Şöyle bir baktığımda sanki x'ler daha rahat gidecek gibi değil mi? Ben bunu mesela 3 ile çarpsam, bunda mesela eksi 2 ile çarpsam ne olur? 12x, 12x. Şöyle bir düzenleyelim. Aslında direkt götürsem herhalde anlarız değil mi? 12x, eksi 12x'ler gitti. 3 kere 5, 15y, eksi 2 çarpı 7, 14y. Peki 3 kere 105 ne yapar? 3 kere 5 15 ee, 15 yaptı. İşlem hatası yapmadıysam. Peki buna bakalım. 2 çarpı 3 6 2 kere 5 10 ve 306 arkadaşlar. Y'nin 9 çıktığını hepimiz gördük değil mi? Şimdi işlem çok basit. Y'yi bulduk ya. Herhangi bir denklemde gel Y'yi yerine yapıştır. Yazıyorum hemen 4 çarpı X Örneğin şurada yazdım. 5 çarpı 9 eşit 105. Çünkü benim bir de x'e ulaşmam lazım ya. 4x artı 45 eşittir 105 oldu. Değerli dostlarım. Bundan sonrası çocuk oyuncağı. Ben bile yaparım değil mi? Peki 4x eşittir 60 oldu. 45'e atarsanız değil mi? 105'ten 45 çıkarsa. Hadi gelin o güzel anları hemen yaşayalım. Neydi o güzel anlar? Eminim ki hepiniz artık buna alıştınız. X eşit 60 oldu. Süper. Peki. Pardon 60 bölü 4. X ne oldu? 15 oldu. Peki ne istiyorum? X eksi Y istiyorum değil mi? 15 eksi 9 yaşasın 6 olur diyoruz. Demek ki X eksi Y aradığımız değer 6'ymış diye söylüyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar soruları iyi yorumlamak lazım. İşlem hatası yapmamak lazım. Gelelim yine yeni nesil bir soru tipine daha. Arkadaşlar dediğim gibi lütfen soruyu iyi okuyunuz. Adım adım işlem yapınız ve işlem hatası yapmamaya gayret ediniz. Yukarıda bir kısmı doldurularak verilen kutular içerisinde bulunan her bir sayı Dikkat et solunda bulunan kutu içinde yazan sayının 5 eksiğinin 2 katına eşit. Mesela bu bunun 5 eksiğinin 2 katına eşit. Şu şunun 5 eksiğinin 2 katına eşit vesaire. Evet buna göre x'in alabileceği değerin rakamları toplam. Aslında x'i bulsak zaten rakamları toplamı çocuk oyuncağı arkadaşlar. Peki... Ben müsaadenizle şunlara bir harf versem. Desem ki A, B, C olsun mesela. Peki diyor ki dikkat edin tekrar okuyorum. E, kutular içerisinde bulunan her bir sayı solunda bulunan kutu içinde yazan sayının 5 eksiğin 2 katına eşit. Mesela 42 sayısı bunun 5 eksiğinin 2 katına eşit mi? Kesinlikle eşit. Hemen birinci durum. Arkadaşlar C'yi buluyorum bakın. Dinliyorsunuz değil mi? Süper. Peki bakın 5 eksiğinin 2 katı bana bunu verecek. Tak tak 21 C eşittir kaç oldu kardeşim? 26. Harika bir şey oldu. Peki C sayısı ikinci aşamada. C sayısı aslında B'nin 5 eksiğinin 2 katı mıdır? Kesinlikle evet. E ben C'yi bulmuşum zaten. Harika işler çıkıyor değil mi? Değerli dostlar. 2 ile bir sadeleştirdik o güzel anları çaktırmadan yaşadık. B burada ne kaldı? 18 oldu. B'yi de bulduk. Süpersiniz. Hadi gelin A'yı da bulalım. Peki B sayısı aynı mantıkla A'nın Arkadaşlar 5 eksiğinin 2 katına eşit e ben B'yi bulmuşum. Tak tak çaktırmadan o güzel anları yaşadık. A'yı kaç bulduk kardeşim? A eşit 14. Süper. Peki son hamlemizi yapıyoruz. Hazır mıyız? Peki A sayısı. Arkadaşlar şunun 5 eksiğinin. Şunun 5 eksiğinin. 2 katına eşit mi? Evet. 14 bulmuştuk ya A'yı. Getir şurada bir düzenleme yap. Şöyle oldu mu? Oldu. Hadi gel, o güzel anları yaşa. Kaç oldu? 7. Süper. Peki, ee, elimizde şu kaldı değil mi? Biraz kalem silik yazıyor arkadaşlar. Peki, onu diğer tarafa al. 17 oldu. Hemen şurada x'in 34 olduğunu gördük. Sorulan şey ne? 34'ün rakamları toplamı yani 7'yi arıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi güzel bir yorum sorusuydu. Mantığını anla, işlem hatası yapma, sonucu bul, yapıştır diyoruz arkadaşlar. Geldik bir top sorusuna. Arkadaşlar bu da yine yeni nesil tarzı. Size yine bazı tarifler verilmiş. O tariflere göre biz de yapacağız. X'imizi Y'yi bulacağız ve bunun karelerini toplayacağız. Peki tarifi beraber okuyalım. Yukarıda verilen şekil bir de şu. Sol alttaki şu daire içinde bulunan sayıdan sağ alttaki daire içinde bulunan sayı çıkartıldığında elde edilen sonuç. Yani ben şuradan şunu çıkaracağım. Elde edilen sonuç yukarılarında bulunan daire içindeki sayı eşit oluyor. Mantık çok basit. Bundan bunu çıkar bunu eşitle. Bu kadar basit. Şekil 2'de de Aynı sistem varmış arkadaşlar. Yani şundan şunu çıkar. Şunu eşitle. Harika bir şey değil mi? Buna göre x kare artı y kareyi bul. E ben zaten iki denklem bulacağım. İki denklem içinde x'i y'yi bulurum. x kare artı y kare artık çocuk oyuncu arkadaşlar. Peki başlıyorum. Şurada hemen başlıyoruz. 4x... Eksi 5 bakın eksi y artı 7 eşit ne? 24 oldu. Bir adım daha düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle ve son denklem düzenlenmiş hali şurada kalmış olsun. Birinci denklem bu. Ne yaptım arkadaşlar? Bir daha söylüyorum. Şundan şunu çıkardım. Eksiği direkt dağıttım. Dikkat edin. Eksi artı 7 oldu ya. Eşittir ne? 24. Peki ikinci mantığımız yine aynı mı? Yani şundan şunu çıkarıyorum. Direkt eksiği dağıtıyorum arkadaşlar. Çıkarınca eksi hepsini etkileyecek ya. Eksi 3x artı 5 eşittir ne? 7 oldu. Süper. 2y eksi 3x artı 16 eşit 7. Son bir hamle yapıyorum arkadaşlar. Eksi 9 kaldı. İşte bu. E ben bunları biliyorum. Al sana birinci dereceden 2 bilinmeyenli denklem sistemi. Buradan x ve y'yi bulmak çok basit. Hemen getiriyorum. Şunları alt alta bir kere yazıyorum. Bakın. Evet. Şimdi ben olsam y yok ederim değil mi? 2y var, eksi y var. O halde siz de öyle yapın. Şunu bir 2 ile çarpın ve taraf tarafa toplayın. 2 çarpı eksi y artı 2y y'ler gitti. 2 çarpı 4x 8x eksi 3x direkt yazıyorum arkadaşlar. Bakın 2 çarpı 4 8 eksi 3 5x oldu. 2 çarpı 22 44 eksi ne? 9 ne kaldı? 35 süper. Peki x'imiz buradan çaktırmadan 5'e böldünüz ya. Kaç oldu? 7. 7'yi buldunuz. İster burada ister burada yerine yaz. Ben aşağıdaki denklemde yazmak istiyorum. Şurada 3 çarpı 7 eşittir. Eksi 9 oldu. 21'i diğer tarafa atıyorum arkadaşlarım. O da bana o da bana 12'yi veriyor. O da bana 12'yi veriyor. Hemen. Ne oldu şimdi? Y eşit 6 oldu diyoruz arkadaşlar. E sorulan şey ne? X kare artı Y kare. Yani 7'nin karesi artı altının karesi 49 da 36'yı topla diyor bize değil mi? Sevgili arkadaşlar cevabımız 85 olmalı diyoruz. Evet dediğim gibi yorumlamayı güzel yap. İşlem hatası yapma sonucu bul diyoruz değerli arkadaşlar. Evet yine yine çok basit aslında bir soruyla karşınızdayız. Bakınız şimdi şöyle bir havuz çizmeye çalıştım arkadaşlar. Dikdörtgen biçiminde bir havuz var. Şöyle şu havuzun tamamı bu içindeki suyun sınırları. Evet havuzun çevre uzunluğu 130 birim. Yani şunun tamamı 130 birim. Geleceğiz ona. Havuzun kenar uzunlukları arasında ise x eksi y eşittir 25 var. Buna göre havuzun alanı yani bana sorulan şey aslında neymiş arkadaşlar? x çarpı y y'miş değil mi? Süper. Peki çevresinden başlıyorum. Çok basit bir soru aslında. Çevresinden başladım. Çevresi 2x artı 2y ya da 2 parantezine aldınız değil mi? Ve tak tak yaptınız. Değerli dostlarım x artı y 65. E harika bir şey çıktı. Sana bunu da vermişler zaten. Gel taraf tarafa bunları topla. Tak tak. 2x eşittir ne oldu burası? 90 oldu değil mi? O güzel anları yaşayalım mı tekrar? Hadi gelin yaşayalım. Her tarafı 2'ye böldüm. X eşittir. 45 bulundu değil mi? Süpersiniz arkadaşlar. Peki x 45 herhangi bir denklemde yazsam mesela birinci denklemde yazsam şöyle. Y ne olur arkadaşlar? 20 olur. Peki aradığımız şey ne? Alan alan ne x çarpı y gel 45 ile 20'yi çarp 900 birim kareyi bul evet gayet basit bir soruydu her şey vermişler sadece bize düşen işleme döküp doğru sonucu bulmak arkadaşlar evet şimdi gelelim bugünkü dersimizin son sorusuna muhteşem bir soru arkadaşlar biraz uzun olabilir lütfen biraz sabır gösterin beraber yorumlayacağız. Ee, geçen dersimizde anlattığımız son kısımla ilgili özellikle hani reel sayılarda çözümü var mı yok mu ya da olması için hangi şartlar vardı? Çözüm kümesi boş kümeyse ne olurdu? Çözüm kümesi bir elemanlıysa ne olurdu? Onlarla ilgili bir soru tipi. Evet. Şimdi demiş ki Zeynep öğretmen tahtaya beraber soruyu yorumlayalım. Tahtaya arkadaşlar 3x artı y eksi m eşit 0 Eksi 12 x eksi 4 y artı 1 eşit 0. iki bilinmeyenli x ve y'ye bağlı bir denklem yazıyor. Hatta denklem sistemi diyebiliriz. 4 öğrencisinden m'ye değer vermek suretiyle oluşabilecek çözüm kümeleri hakkında yorum yapmalarını istiyor. Evet. Yani m ile ilgili yorum yapın diyor. m ne olursa örneğin reel sayı olur. m ne olursa boş küme olur gibi soru soruyor. Tuğçe demiş ki hocam demiş. M'ye ben 2 yazarsam çözüm kümesi boş küme. Denedim kuralları yerine yazdım ve oldu. İbrahim diyor ki hocam diyor olmaz ben M 4 yazarsam çözüm kümesi bir elemanlı çıktı. Bengü diyor ki M 1 yazarsam çözüm kümesi bir elemanlıdır. Mehmet diyor ki hocam diyor ben 1 bölü 4 yazdım ve 1 bölü 4'ün sonucunda baktım ki çözüm kümesi sonsuz elemanlı. Şimdi ben size arkadaşlarım geçen dersimizde anlattığımız bir kısmı hatırlatıyorum. Şimdi ax artı by artı c eşit 0. dx artı ey artı f eşit 0. Bakınız değerli arkadaşlar hatırlatma yapıyorum. Eğer bütün katsayıları oranı birbirine eşitse çözüm kümesi ne oluyordu? Bütün reel sayılar oluyordu. Öyle değil mi? Peki eğer şunlar eşit ama sabitlerin oranı eşit olmuyorsa ne oluyordu? Boş küme oluyordu. İkinci durum buydu. Üçüncü durumda eğer şunlar eşit olmazsa yani x'in ve y'nin katsayıları oranı eşit olmazsa çözüm kümesi bir elemanlı idi. Hatırladınız mı? Evet bunu geçen dersimizde söylemiştik. İşte bu çerçevede bu soruya bir yorum getirelim. İsterseniz bir kat oranlarını düzgün bir şekilde yazalım. 3 bölü eksi 12 eşit diyelim şimdilik. 1 bölü eksi 4 buna da şimdilik eşit diyelim. Birazdan yorum yapacağız. Böyle bir şey olsa uygun bir m değeri varsa bu ne olur? Çözüm kümesi sonsuz elemanlı olur. Tuğçe demiş ki ben demiş m'ye 2 yazarsam çözüm kümesi boş küme. Peki m'ye 2 yazarsam Çözüm kümesinin boş küme olması için bakın x'in y'nin kat sayıları oranı eşit ama sabitin oranı buna eşit olmaz. Siz peki e, şöyle başka bir kalemle yazıyorum. Arkadaşlar Tuğçe'nin dediğine bakalım. Tuğçe'nin dediği şey. M'ye 2 yaz. Gelin M'ye 2 yazın. Zaten şu anda burası ne? Eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4. 2 yazarsanız burası eksi 1 bölü 4 çıkmıyor değil mi? O halde Tuğçe doğru söylemiş değil mi? Çözüm kümesi kesinlikle boş kümedir. Harika. Peki gelelim İbrahim'e. İbrahim ne demiş arkadaşlar? Demiş ki M ben 4 yazarsam tek tek inceleyelim. İbrahim'in dediği şey ne? M diyor 4 yazarsam Çözüm kümesi bir eleman olur. Hayır. Çözüm kümesinin bir elemanı olması için arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Bakınız x'in ve y'nin kat sayıları oranları eşit olmayacak. Fakat bunlar zaten eşit olmuş. Ve m'den bağımsız. O zaman bu ne olur arkadaşlar? Yanlış olur. Bir çarpı attık. Peki Bengü'ye bakalım. Bengü ne demiş? Bengü demiş ki. Bengü'nün dediği şeye bakalım arkadaşlar. M1 yazarsam çözüm kümesi bir elemanlı. Bir daha söylüyorum. Çözüm kümesinin bir elemanlı olması için şunların eşit olmaması gerekiyor. Ama sorunun içinde zaten eşit bunlar. O yüzden Bengü kardeşimiz de maalesef yanlış cevap vermiş. Gelelim Mehmet kardeşimize. Mehmet kardeşimiz demiş ki hocam demiş ben Mehmet'in dediğine bakalım. Demiş ki ben M'ye 1 bölü 4 yazarsam çözüm kümesi sonsuz elemanlı olur. Hadi gelin yazalım. Ee, bunlar zaten eşitti. Ben bir tanesini yazıyorum. Siz M'ye eksi 1 bölü 4 yazarsanız şey, artı 1 bölü 4 yazarsanız bakın ne oldu? Şu şuna eşit oldu. Bu da buna zaten eşitti. Ve o da doğru söylemiş oldu. O halde bu soruda kimler doğru söylemiş Arkadaşlar. Tuğçe ve Mehmet doğru söylemiş diyoruz arkadaşlar. Evet yine geldik bir dersimizin sonuna. Umarım faydalı bilgiler vermişizdir. Umarım siz de anlamışsınızdır arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız.